Bu grubun tabii bir grup mutlaka ve de artık uzun yıllar oldu. Çok oldu. Bu kadar yıl içerisinde hayranlar filan, oradaki sosyal ilişkileri sen kuruyorsun herhalde daha çok. Öyle gibi görünüyor. Ya öyle gibi görünüyor. Sen de daha ben konserden sonra hem eve gidiyorum. Ha işte bana öyle gibi geldi de onun için. Aslında hep önce ben gidiyorum. Yani de Evet. Neyse. Arada ezber bozabiliyoruz. O yüzden ben çünkü konserden sonra yani operadan beri öyle. Ben konser yaptıktan sonra kimseyle konuşmak, görüşmek falan filan gibi kafalara girmiyorum. Hmm. Eve gidiyorum çünkü gerçekten orada bütün enerjiyi alıyorum. Hmm. O enerji beni birazcık rahatsız ediyor. Mesela yani daha önce opera söylerken de öyle oluyordu. Hmm. Böyle birileri bir şeyler yapmak istiyor sonrasında işte kutlama yapmak istiyorlar falan filan bir yere davet ediyorlar vesaire. Hmm. Ama daha çok yani eve gitmek istiyorum. Çünkü yani evdeki rahatı istiyorum yani. Ama yani evimde bir şey olacaksa sorun yok. Ama dışarıda olmak istemiyorum yani özetle. Benim başıma bir ara böyle kötü bir şey gelmişti. Beyazıt Öztürk, ben Kanal D'deydim, o da Kanal D'deydi. Sonra Beyazıt Öztürk, bunu anlattım daha önce de. Ondan sonra başka bir kanala geçti filan. Bizi de bu kanaldaki o zamanki genel yayın yönetmenleri yani çok mühim bir şeymiş gibi, sanki dizileri tokuşturdukları yetmezmiş gibi bizi de tokuşturmaya karar verdiler. Aynı anda programa başlıyoruz. O sırada ben panik bozukluğuna yakalandım. Yani sürekli programdan önce, programdan sonra filan. Ve benim evimin yönünde Beyazıt Öztürk eğlenmeye gidiyordu. Aynı yönde ve aynı anda programlar başlıyor. Rating tokuşturması yüzünden hemen hemen aynı zamanlarda bitiyor filan. Ve çok rast geldim ona. Çok rast geldim. Yani öyle bir bölgeden geçiyorduk, eğlenceli bir bölgeden filan. Kötü bir örnek arabadan böyle kız arkadaşlarla indiğini, ondan sonra başka kızlarla oralarda buluşuyor falan. Ben de kalbimi tutarak böyle olmamalı. Ben bunu hak etmiyorum diye eve gidiyordum falan. Yani. İkisi de değil. İkisinin ortası diyelim yani. İkisi de değil. İkisinin ortası kim? Akademisyenlerle mi kutluyorsun canım? Hayır canım. Sen kutlamıyorsun da yani. Belki o kutluyor. Ama gerçekten... Bir müddet yalnız kalmak istiyorum çok net. Yani o yüzden hep kulisten kaçarım ben yani dışarı. Konuyu yanlış anlamış olma. Yani bir after show diye bir şey yok mu? Özellikle bu büyük konserler, dolu dolu geçen konser. Ya biz pek yapmıyoruz. İstanbul dışına gittiğimiz zaman yapıyoruz. Orada insanlar fotoğraf çektirmek istiyor, imza almak istiyor falan. Ama İstanbul'da genel olarak kapıyı kapatıyoruz, kimseyi açmıyoruz. Ondan sonra da evlere dağılıyoruz. Birazcık kritik yaptıktan sonra. Ay resmen hayal kırıklığına uğradım ya. Ama evlere dağılıyoruz kısmı. Ha, belli ki entelektüel insanlarsınız falan filan. Mesela Gökhan Türkmen'i çok anlatırlar. Herkesin tarzı başka tabii. Peki.